Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere yumurta yapacağım ama o bildiğiniz yumurtalardan değil. Gördüğünüz gibi şurada kaz yumurtası var, ne kadar büyük. Ondan güzelce bir biberli yumurta yapacağım. Bakın büyüklüğünü elime aldım. Görebilirsiniz ne kadar büyük. Şimdi kavuracağım soğan, taze soğan ve kırmızı biberi kavurduktan sonra kaz yumurtasını içine kıracağım. Bakalım nasıl olacak? Ben de merak ettim. Bu kaz yumurtası çiftlikten aldık. Gerçekten de doğal, organik bir kaz yumurtası. Şimdi bunu kavurdum ya, üzerini kıracağım. Bakalım nasıl görecek, ben de merak ediyorum. Kırıyorum şimdi. Bakın şöyle kırıldı. Şimdi merakla açıyorum. Açamıyorum, bayağı sertmiş. Ay, açılmıyor. Evet, gördünüz mü? Bayağı büyük bir yumurta gördüğünüz gibi. İçine bir tane düştü. Ay ay ay, düştü. Şunları almam lazım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi karıştıracağım. Altını açmadık. Dur, altını açalım önce. Yani bildiğimiz yumurta gibi görünüyor arkadaşlar. Ama tadı nasıl ben de merak ettim. Tuzunu falan koydum. Tuzunu. Ondan sonra kırmızı biber koydum. Evet arkadaşlar, yumurta gerçekten güzel görünüyor. Şöyle merak ettim. Şöyle tadına bakayım. Sizin için. Bakın şöyle. Yani bildiğimiz yumurta ya aslında. Dur bir tadına bakayım. Yani bildiğimiz yumurta tadı geliyor. Hani öyle ahım şahım bir tat değil yani. Hani kaz yumurtası falan diyoruz ama bildiğim bir tavuk yumurtası. Ben tadına baktım arkadaşlar. Şimdi oğlum tadına bakacak. Zaten onun için pişirmiştim. O çok meraklıdır böyle yeni tatlara. Bakalım, evet, ye bakalım. Nasıl, beğendin mi tadını? Bize bir yorumla. Yumurtanın tadı iyi. Sanki biraz daha yumuşak normal yumurtadan. Bir tane kas yumurtasının büyüklüğü 3-4 normal yumurta gibi. Çünkü kazın götü 3-4 kere daha çok büyük olduğu için. Yumurtası da daha çok büyük oluyor. Evet. Protein değeri daha mı yüksek oluyor normal tavuk yumurtasından? 100 gramında 1 gram daha çok var. Yani bir fark yok aslında. Hmm, ama tamam. İçinde 2 kat daha çok kolesterin varmış. Tamam. Sana afiyet olsun. Teşekkür ederim bu güzel yorumların için. Neyse, buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.